TV264 ekranlarından herkese merhabalar, günaydınlar efendim. Sabah kahvesi programı da sizlerle birlikteyiz. Haftanın son gününde gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Sevgili Hüseyin Can İdir'le beraber. Hüseyin, günaydın, hoş geldin. Günaydın Sevde, hoş bulduk. Nasılsın? Nasılım? Ben kameradayım. Aynı kameralarımız. İyiyim, teşekkür ederim. İzleyicilerimiz de umarım iyidir. İnşallah. Güzel bir Sen gün. Nasılsın? Yani ben daha iyi olacağım inşallah. Biraz rahatsızım. İyi olacağız. Biraz rahatsız başladım güne. Dün geceyi de acillerde, hastanelerde geçirdik. Teşekkür ederim. Çok şükür dün akşama göre biraz daha iyiyim en azından. Evet, bugün ekonomiyi konuşacağız ama siyasette de çok çalkantılar var. Özellikle İyi Parti cephesinden Ümit Dikbayır'ın dün katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler taşları yerinden oynattı. Evet. Hüseyin, özellikle mevcut il başkanı Ahmet Uçak ve eski il başkanı Sayın Selçuk Kılıçarslan'la ilgili söylediği iddialar çok da ciddi iddialardı. İyi Parti'nin tepkileri var efendim. İyi Parti'de konuşulanlar var. Ümit Dikbayır'ın söyledikleri var. İşte başta da programımızın başında hemen hatırlatalım. Dikbayır hakkındaki iddialara ilk defa bazı şeyleri açıklayacak. Bu akşam TV264 ekranlarından Gazeteciler Soruyor programına konuk olacak. Önemli açıklamalar yapacak. AK Parti'yi aslında daha da sarsacak açıklamalar bekliyoruz bu akşam Ümit Dikbayır'dan. Bakalım neler söyleyecek. Bu akşam Gazeteciler Soruyor'da saat 22'de efendim gazetecilerin sorularını yayınlayacak Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır. Bunun haricinde ekonomide bugün nelere bakacağız? Dün Merkez Bankası faiz kararını açıkladı biliyorsunuz. %40'a yükseldi faiz. Bu ne anlama geliyor? Beklenen bir rakam mıydı? Ve önümüzdeki dönemlerde Merkez Bankası'nın kararlarında nasıl etkili olacak piyasalara? Buna bakacağız. Yine asgari ücreti biliyorsunuz konuşmaya başladık. Aralık ayının ilk haftasından itibaren komisyon toplanmaya başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın bu hafta içi yaptığı bir açıklama vardı. Biliyorsunuz 2 yıldır senede 2 kere asgari ücrete zam geliyor ama bundan sonra senede sadece 1 kere asgari ücrete zam geleceğini söyledi. Yani ara zam olmayacağını belirtti Bakan Işıkhan. Bunun asgari ücretin rakamı belirlemede yansıması bu açıklamanın olur mu? Buna bakacağız. Yine efendim Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel 5 liraların madeni paraları üretildi biliyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? Ekonomide 5 liranın artık madeni para olması ekonomide Türkiye'nin nereden nereye geldiğine bakacağız. Yine doğalgaz desteği var biliyorsunuz. Açlık yoksulluk sınırı açıklandı. Altına, dolara, euroya bugün hepsine bakacağız. Kimle birlikte? Tabii ki Profesör Doktor Tahsin Bakırtaş'la birlikte. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Öncelikle Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bütün öğretmenlerin günü kutlu olsun. Ancak öğretmenler, yani biraz önce oradan başlamak lazım. Yani bugün öğretmenler tamamen yoksulluk sınırının içerisinde yaşıyorlar. Ve ek bir iş yapmadan da geçinme şansları olmuyor. Şimdi böyle bir ortamda eğitimi, ben hep bu programda eğitimi tartışıyorum. Evet. Ve eğitimin çok önemli olduğunu söylüyorum. Yani insanlar geçim derdini düşünürken öğrencileri düşünmesi, öğrencilerin daha iyi yetiştirmesini nasıl düşünecekler? İşte temel sorun buradan başlıyor. Biz eğitimde bir yanlış bir düğme ilikliyorsak, böyle iyi bir öğretmen ve iyi bir öğretmenin konforunu bu toplumda sağlayamıyorsak sorun orada başlıyor. Bilim insanı. Yani bilim insanı geçim derdine düşüyorsa o bilim insanının üretmesi, yenilik yapması, o çok gizemli şeyde inovasyon yapması bulanaksız. Evet. Yani biz bunları önce düzeltmemiz gerekiyor. Bakın Atatürk öyle bu cumhuriyeti kurarken en fazla önemsediği öğretmendir. Hı hı. Yani öğretmenin maaşı ne olacak deniyor. Diyor ki milletvekili maaşından yüksek olsun. Evet. Çünkü niye? O milletvekillerinde yetiştirecek olan insanlardır. Öğretmendir. İnsan öğretmendir. Öğretmen bir toplumda eğer gelir düzeyi çok düşük düzeylere gelmiş bir ilkokul mezunundan daha düşük bir seviyede maaş alır konuma gelmişse orada oturup bu toplumu ve bizi yönetenlerin
düşünmesi gerekiyor. Yani asıl problem buradan başlıyor. Ve biz iyi öğretmen yetiştirmiyoruz. Bakın daha önceki yıllarda biz öğretmen okullarımız vardı. Köyünslerimiz vardı. Bunların hepsini ortadan kaldırdık. Şimdi fakülteleri yaptık. Fakülteleri de gene üniversite hocalarında ve bugün çok ilginç başka bir şey söyleyeyim. Matematiğe giriyor çocuk. 4 tane net yaparak matematik giriyor. Evet. Yani o çocuktan matematik öğretmeni oluyor. O matematik öğretmeni öğrenci yetiştiriyor ve bu kısır döngü içerisinde biz giderek toplum olarak daha yavan, 4 işlemi yapamayan bir topluma dönüşüyoruz. Şimdi umarım bu politikaların düzeltilmesi gerekiyor. Eğitim öğretmenlerle ilgili şimdi şöyle de bir sorun var hocam. Şimdi aldıkları belli bir maaş var. Tabii ki atanan öğretmenler kadar atanamayan öğretmenler var. Sözleşmeli öğretmenler var. Sözleşmeli öğretmenlerin özellikle... Bir yansıdı Sevgi Hanım. Sevda Hanım. %90'ı güvencesiz. Evet. Kendisini güvencesiz hissediyor. Ve hiçbir öğretmen ek iş yapmadan geçinemiyor. Bu temel sorun. Bakın ben burada kendi maaşımla örnek vererek şey yaptım, eleştiri oldu. Yani bir profesör, beni bırakın, bir profesör eğer yoksulluk sınırında yaşayıp yaşıyorsa ve o toplumdan neyi bekleyebilirsin? Doğru. Bunun düzeltilmesi gerekiyor. Maalesef gene eleştireceğim. AK Parti iktidarının en önemli sorunu budur. Herkesi, bakın herkesi asgari ücret düzeyine taşın. Ve asgari ücret düzeyine bütün toplumun, bütün kesimini taşırsanız orada sorun vardır. Aynen. Niteliği ön plana çıkaracaksınız, niteliksizliği ön plana çıkarın. Ve niteliksiz bugün bu ülkenin temel bileşeni haline geldi. Asıl sorun burada. Bu sorunu biz aşmamız gerekiyor. Toplumda öncülerin olması gerekiyor. Toplumu önceleyen bireylerin olması gerekiyor. Ve o bireylerin ortaya çıkardığı yeniliklerle beraber toplum kalkınır denilecek. Bunları göz ardı ederek herkesi tüketim toplumuna dönüşecek bir zeka düzeyine ve öğrenim düzeyine hapsederseniz olacağı budur. Ondan sonra Türkiye'nin sürekli işte biraz sonra konuşacağız. Faiz arttı, niye dolar düşmedi? Değil mi? Faizi, onu da zamanında faizi artıracaksınız. Faizi sonra artırırsanız bir anlamı olmaz. Yani bunlar öncelikler sorunu ve iyi politika sorunu. Türkiye'de maalesef iyi politikayı ortaya koyacak mekanizmalar ve bizi yönetenlerin, açıkça söyleyeyim, biraz şeyleri düşük. Hocam şimdi her sektörde aslında her mesleğe dokunduğumuz zaman bugün doktorlar bile kazandıkları ücretten şikayet ederler. Her sektörde aslında bu sorun var. Şimdi öğretmenler de yıllardır ben bildim bileli öğretmenler bu konuda şikayetçiler. Hatta toplumda da şöyle bir algı vardır, siz de çok iyi bilirsiniz. Ya işte bu öğretmenler ne istiyor? 3 ay tatil yapıyorlar, ara tatiller yapıyorlar, rahatlar, en rahat meslek öğretmenlik mesleği gibi bir algı da var, neyi beğenmiyorlar. Şimdi öğretmenlere, öğretmenlerin beklediği miktarda iyileştirilme yapılması Türkiye ekonomisinin hazineye külfet,